Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz başlıktan da anlaşılabileceği gibi narsisten vazgeçtiğimizde neden narsist bizi ister, neden bizden vazgeçmek istemez, neden saplantılı bir şekilde bizi tekrar elde etmeye çalışır, neden ilişkin içerisinde tekrar bizi çekmeye çalışır, bundan bahsedeceğiz. Şimdi normalde sağlıklı insanlarda, ayrılmalarda, boşanmalarda bir taraf ben senden vazgeçtim, ben seninle mutlu olacağıma inanmıyorum. Ben seni istemiyorum, ben seni sevmiyorum şeklinde birbirine benzeyen cümleler kurduğunda diğer taraf tamam sana saygı duyuyorum şeklinde gerçekten saygı duyarak, gerçekten kabullenerek pes eder. Eğer istiyorsa da hani bir mücadele verebilir, belki kısa bir mücadele, ama sonuç olarak karşı tarafın kararına saygı duymak elzem bir durumdur. Sağlıklı olan budur. Ama narsistik ilişkide karşımızdakinin bu patolojik durumu, kendi içerisinde kendini değersiz hissetmesi, olumsuzluklar getirdiği gibi ilişki bitmeye çalışsa da, bitirmeye çalışsanız da, ondan vazgeçseniz de onun size daha da saplantılı bir halde yaklaşmasına neden oluyor. Yani siz ben vazgeçtim dediğinizde o mücadeleyi asla bırakmaz. Gerçekten asla bırakmaz. Son raddesine kadar, sizi artık bıktırıncaya kadar işte kapınızda yatar, hediyeler gönderir, işte mesajlarla işte seni unutamadım, seni çok seviyorum vesaire vesaire, ya da manipülatif davranarak sizi suçlayabilir, sizin vicdanınıza oynayabilir. Yani bir türlü pes etmez. Bunun tek nedeni dediğim gibi 0 ile 6 yaş arasında kendini değersiz, yetersiz, takdir edilmeyen, onaylanmayan, sevilmeyen, işte önemsenmeyen olarak hissetmiş ve kendisini değerli hissedebilmek adına ne yaptı? Önce sizi aynalama dönemiyle kendisine bağladı ve sonrasında geri çekti bütün size verdiklerini ve siz o bağımlılıkla onu tekrar elde etmek için, o güzel günlere tekrar dönmek için çok fazla emek harcadınız, çok fazla üzüldünüz ve onun içerisindeki o değersizlik hissi sizin davranışlarınızla bir nebze tolere oldu. Benim için acı çekiyor, benim için fedakarlık yapıyor, benim için uğraş veriyor, benim için emek harcıyor. Ben ona yaklaşmadığım halde o bana yaklaşmaya çalışıyor diyerek o içerisindeki egoyu şişirdi. Ama gün geldi siz ondan vazgeçtiğinizde, özellikle de siz farklı biri olsa, hayatında hani kurban olarak seçmediği farklı biri olsa çok önemsemez. Ama siz ondan bu kadar emek verdikten sonra, bu kadar fedakarlık yaptıktan sonra, bu kadar ona bağımlılık oluşturduktan sonra iyileşip kendi ayaklarınızın üzerinde dik bir şekilde durup kendi kişiliğinizi ortaya koyarak ondan vazgeçtiğinizde bu ona çok fazla koyacaktır. Kendi içerisindeki değersizlik boşluğu sizinle ilişkiye başlamadan önceki boşluğa nazaran daha da büyüyecek, daha da kendini kötü hissedecek. Bu yüzden siz ondan vazgeçtiğinizde hırslanacak, sizi kaybetmek istemeyecek. Burada şunu düşünebilirsiniz, pişman oldu, işte beni çok seviyor, bana çok aşık, bana çok bağımlı, benden ayrılamaz vesaire vesaire. Eğer bunları düşünüyorsanız, biliyorum bunları düşünmeye ihtiyacınız var. Sizin de sevilmeye ihtiyacınız var. Onaylanmaya ihtiyacınız var. Değer görmeye ihtiyacınız var. Ama eğer bu ihtiyaçlarınızı, bu zayıf noktalarınızı kullanmasına izin verirseniz narsistin, daha büyük hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Çünkü narsist sizi sevmiyor. Narsist sizi sadece ihtiyacını karşılayabilmek için yanında tutuyor. Aynı bir çanta gibi. Çanta benim ihtiyacımı karşıladığı sürece benim yanımdadır. Eğer çantada bir işte problem olursa, fermuarı bozulsa, işte ne bileyim bir yere yırtılsa ne yaparım? Yeni bir çanta alırım. Eğer ihtiyacımı karşılamıyorsa. Dediğim gibi eğer sizi hayatına çekmek istiyorsa, siz onun hala narsistik ihtiyacını karşıladığınız için sizi hayatınıza çekmeye çalışıyor. Yani pişman olma, sevme, işte değer verme gibi bir durum söz konusu değil. Bunu çok net anlamanızı istiyorum. Eğer karşınızda bir narsist varsa, kesinlikle ve kesinlikle geri dönüş planı kurmaya başladıysanız, bir durup düşünmenizi, bir nefes almanızı, bir geriye yönelik işte ben neden terk ettim, ben neden vazgeçtim, bu ilişkide ben neyi bekledim, bulamadım ya da neler geldi başıma da ben bu kararı verdim diye bir düşünmenizi sizden rica ediyorum. İşte böyle arkadaşlarım, evet narsist, siz ondan vazgeçtiğinizde, siz yeter artık tamam dediğinizde sizin peşinizi bırakmayacaktır.
suçlayacaktır, manipüle edecektir, vicdanınızı oynayacaktır. Low bobbing dönemini tekrar yaşayacaksınız. Çok fazla sizi değerli hissettirdiği dönemi tekrar yaşayabilirsiniz. Ve sizin buna ihtiyacınız da olabilir. Ama gerçekten karşınızdakinin narsist olduğunu anladığınızda, böyle bir durumla size geldiğinde, ki gelecektir eğer siz vazgeçtiyseniz, lütfen uyanık olun, lütfen gözlerinizi açın, lütfen kanmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer faydalı olduğumu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ki birçok insana ulaşabilsin videolar. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle, sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.